Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmet-i Muhammed'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Değerli cemaatim, aziz kardeşlerim, nasip olursa bugün gıybet yani çekiştirme konusu ile yüce dinimiz İslam'da zikredilen günahlar konumuza inşallah devam edeceğiz. Gıybet gerçekten insanlar arasındaki muhabbeti, sevgiyi, saygıyı azaltan, gerek ayet-i kerimelerde gerekse hadis-i şeriflerde yasaklanmış, üzerinde düşünmemiz gereken, durmamız gereken önemli bir konudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde sahabe-i kirama şu soruyu yöneltmişler: gıybet nedir bilir misiniz? Sahabe efendilerimiz Allah ve Resulü daha iyi bilir demişler. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam kardeşini gıyabında arkasında onun hoşlanmadığı bir şey ile anmandır buyurmuşlar. Sahabe-i kiram kardeşimde dediğim varsa ne buyurursunuz ya Resulallah dediler. Efendimiz aleyhisselam eğer söylediğin ayıp kardeşinde varsa o zaman gıybet olur. Yoksa ona buhtan ve iftira etmiş olursun buyurdular. Evet, insanın, Müslümanların dikkat etmesi gereken en önemli uzuvlarından bir tanesi de dilleridir. Dil, yani birçok hayra vesile olduğu gibi birçok şerre de kapı aralayabilecek bir uzvumuz, organımızdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan manasını düşünmeden bir söz söyleyiverir ki o yüzden cehennemin doğu ile batı arasındaki mesafeden daha uzak bir yerine düşer. Yani biz bunu kastetmemiştik, böyle dememiştik, demek istemiyorduk gibi gaflet anımızda dil bizi cehennemin tabiri caizse ortasına düşmemize sebep olabilir. Sadece dilin gıybet gibi bir hastalığı yok. Bunun farklı hastalıklarını, farklı zararlarını da konuşacağız ama en azından dilimizin kardeşimize verdiği zarar, özellikle onun gıyabında hoşlanmayacağı şekilde, yani onun fiziksel özelliklerini bahsederek, nesliyle alakalı konuşarak, ahlakıyla, giyim kuşamıyla, kılık kıyafetiyle ilgili konuşarak veya dini hayatıyla ilgili hoşlanmayacağı bir şekilde onun arkasından konuşarak onu rencide etmek, mesela boyu kısadır, babası kötü birisidir, bu adam çok riyakardır, yalancıdır, kumarbazdır, güvenilmez kişidir gibi onun hoşlanmayacağı şekilde konuşmamız gıybet kapsamı içerisine girmiştir. Ve bu dinimiz açısından son derece sakınılması, hatta tabirimi mazur görürseniz ifade edeyim, iğrenilmesi gereken bir günah olarak bize günah olduğu belirtilmiştir. Hucurat suresinin 12. ayeti kerimesinde Mevlamız biriniz diğerini gıybet etmesin. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Elbette bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkunuz. Allah tövbeleri kabul eder. Çok esirgeyendir. Çok esirger. Yani demek ki gıybet ölmüş kardeşimizin etini yemek gibi bizi son derece iğrendirecek yanlış bir tavır olmalı, yanlış bir hareket olmalı bizim dünyamızda. İmam Gazali Hazretleri'nin gözüyle gıybet meselesine baktığımızda İmam Gazali Hazretleri gıybetin ana sebebini kin olarak bize tespit etmiş. Yani bir insan kardeşinin gıybetini neden yapar? Ona duyduğu kin sebebiyle onu çekiştirir, onun aleyhinde konuşmaktan zevk alır. Halbuki Müslümanın gönül dünyasında kin olmamalı. Kin güden bir insan, Müslüman böyle bir insan olmamalı. Müslüman
daima mümkün olduğu sınırlar içerisinde hoşgörülü olmalı ve bir de bağışlamayı tercih eden kişi olmalı. Yani içine at, o kini büyüt, o kinin neticesinde de gıybet yap. Böyle bir tavır Müslümana yakışmaz. Şöyle bir meşhur örneği biz de paylaşalım burada. Hazreti Ayşe annemizin yanındayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Safiye annemiz, o da Efendimizin eşi, kısa boylu veya uzun boylu oluşunu kastederek Hazreti Ayşe annemiz o gittikten sonra aleyhinde bir cümle sarf ediyor. Yani şu kadın da ne kadar uzun boylu veya ne kadar da kısa boylu. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, ya Ayşe, öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denizin suyu ile karışsa herhalde o denizin suyunu bozardı. Ya Resulallah, kısa veya uzun. Zaten eğer onda olmayan bir vasıfla onu arkasından çekiştirirsek ne yapmış oluruz? İftira, buhtan işlemiş oluruz. İftira günahına batmış oluruz. Yani falanca namaz kılmıyor. Ya görüyor musun, bak falanca namaz kılmıyor. Veya boyu kısa, işte gözü kör, ayağı topal. Onu duyduğu zaman üzülecek şekliyle anmak gıybet kapsamı içerisine giriyor. Efendimiz Aleyhisselam bu günahın, bu vebalin ahiretteki karşılığını da Miraç gecesinde cehennem kendisine gösterildiğinde efendim karşılaştığı dehşet verici bir manzarayla bize bildiriyorlar. Diyorlar ki, buyuruyorlar ki, ben Miraç ettirildiğim gece bir kavmin yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ben ey Cebrail, bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar insanların etlerini yiyen, yani gıybet edenler, şeref ve iffetlerine dokunanlardır cevabını verdi. Yani biz şimdi çok masum görüyoruz ya, bazen diyoruz kardeşim bak bu yaptığımız gıybete giriyor, bunu yapmayalım. Ya hocam sen de ama sofu oldun başımıza yani. Bunu da mı konuşmayak? Daha ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Kardeşimizin ayıbını mı konuşalım? Yani şu olabilir. Bir kardeşimiz bir kimseyle mesela kızınıza talip olmuştur. Bir evlilik olayı vardır. Size gelip sormuştur falanca adam iyi midir, kötü müdür? Bak o zaman bildiğin ne varsa iyi kötü namına onu söyle. Veya adam ticaret yapacaktır, evini kiraya verecektir vesaire. Bu durumlarda doğru olan şey neyse söyle. Namaz kılmıyorsa kılmadığını söyle. Kötü bir ahlaki yönü varsa bunu söyle. Ama bu gibi zaruretlerin dışında kinimizden, nefretimizden kardeşlerimizin aleyhinde konuşmak, onların aleyhinde bulunmak bir Müslümana asla yakışmaz. Kaldı ki bu yasaklanmış, haram kılınmış bir davranıştır. Ahirette de böyle bakırdan tırnaklarla yüzümüzü veya göğüslerimizi sürekli tarayacağımız bir günaha düşmemize sebep demektir. Bu yönüyle dilimize son derece sahip çıkmalı. Hele hele namuslu erkeklere ve kadınlara namus iftirasında bulunmak gibi bir gaflete asla düşmemeliyiz. Yani gözümüzle gördük mü, kulağımızla duyduk mu? Bu konuda mesela zina yaparken insanları gördük. 4 tane şahidimiz aynı şekilde bizimle görmediği sürece bunu açıklayamayız insanlara. Ne olur? İftira olur. Kur'an-ı Kerim'de 4 şahit getirmemiz isteniyor. Var mı şahidimiz? Yok. Ha şimdi kamera kaydı varsa, başka türlü ispat edeceğimiz bir şey varsa onu gerekli mercilere, makamlara ulaştırırız. Ama bunun konuşmasını, bunun dedikodusunu yapmak bile Müslümana yakışmaz. Müslümanın diline, gönlüne yakışan şey nedir? Daima temiz olanı konuşmak, güzel olanı konuşmak, güzel olanı söylemek, güzel olanı görmeye çalışmak, çirkin olan, yanlış olan, günah olan, hata olan varsa onlardan da yüz çevirmektir. Efendimiz Aleyhisselam bu konuda bizi uyarmışlar. Bir kimse kardeşinin ırz ve şerefini çekiştirene karşı onu savunursa Allah-u Teala kıyamet günü o kimseyi cehennemden uzaklaştırır. Yani birisi bize geldi, bir kardeşimizle ilgili, onun şerefiyle ilgili, onuruyla ilgili, namusuyla ilgili bazı şeyler söylüyor. Bize yakışan nedir? Yani bu belki iftiradır, belki de ispatlanmamış bir günahtır. Bize yakışan,
kardeşimizin aleyhinde değil, lehinde olmaktır. Yanında olmaktır. Böyle yaparsak, onun gıyabında biz onun namusunu, şerefini muhafaza edersek, Cenab-ı Hak da bizi cehennemden uzaklaştırır. Bu konuda dikkatli olmamız lazım. Peki gıybet yaptık, ne yapmamız lazım? Bir defa gıybet yapan kardeşimiz bu işlediği büyük günahtan dolayı tevbe etmeli. Estağfirullahelazim diyerek Cenab-ı Hak'tan af ve bağışlanma dilemeli. Bu tövbesini gücünün yettiği yere kadar devam ettirmeli. Yani burada tövbe ettim, eve gidince tövbemi bozdum. Böyle bir tövbe değil. Bir daha o günahı işlememek üzere, gıybet günahından uzak durmak üzere tövbe etmeliyiz. Daha sonra şimdi bir kardeşimizin hakkına girdiğimiz için gıybette, onun hoşlanmayacağı şekilde onu efendim rencide edecek şekilde andığımız, hatırladığımız için bu kardeşimizle helalleşmemiz gerekiyor. Hocam şimdi hangi biriyle helalleşelim yani? Kimlerin gıybetlerini yapıyoruz? O zaman diyeceğiz ki ya Rabbi işimiz sana kaldı. Hepsiyle tek tek helalleşemiyorum. Sen affet ya Rabbi. En azından topluca da olsa kardeşlerimizle helalleşme yoluna gitmeliyiz. Peki helalleştik. İnşallah yani kardeşimiz de hakkını helal ederse ümit ederiz ki ahirette yakayı paçayı kurtarabiliriz. Hocam ne kadar tehlikeli şeylerden bahsediyoruz. Ama biz maalesef pek önemsemiyoruz bu meseleyi. Yani gıybet olabilecek cümleleri maalesef ya bunda da bir şey yoktur, bu cümlelerden gıybet çıkmaz düşüncesiyle biraz hafife aldığımız için maalesef bu konuda kendimizi efendim koruma noktasında zafiyet gösteriyoruz. Halbuki birbirimizi uyaralım. Yani bir araya geldiğimiz zaman, oturduğumuz zaman illa kardeşlerimizi ve özellikle de aleyhinde olacak şekilde konuşmak zorunda mıyız? Yani hoca efendi başladı gıybet etmeyi. Ya hocam bu sohbeti böyle değil de başka türlü yapsak, yani bir ayet-i kerimeyi, bir hadis-i şerifi, bir hakikati, bir güzelliği paylaşsak daha iyi olmaz mı? Daha güzel olmaz mı? Birlikteliğimiz bereketlenmez mi? Yani falanca öyle etmiş, filanca böyle etmiş, onun oğlu, bunun kızı, arabası, tekerleği bilmem ne. Bu sonu gelmez. Bizden önce gıybetin sonunu getirmek için uğraşan nice adamlar geldi geçti ama gelmedi sonu. Ömürleri de yetmedi onların. Bizim de ömrümüz yetmez. Böyle yapana kadar yani bir araya gelişimizde, sohbetimizde bir defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmadan yüzlerce dedikoduya batıp çıkıyoruz. Böyle yapmamak lazım. Veya sahabe-i kiram efendilerimiz gibi bir araya geldiklerinde veya ayrılırken asır surelerini, asır suresini okuyarak ayrılmaları bize ne güzel bir örnek değil mi? Yani bir ayeti kerimeyi zikretmeden, bir hadis-i şerifi konuşmadan, bir güzelliği, bir efendim önümüzde hayır kapıları açacak bir örneği paylaşmadan ancak o şöyle etmiş, bu böyle etmiş. Ne kadar yanlış işlerle uğraşıyoruz. Yani amelimizi getiriyoruz, ölmüş kardeşimizin etini yemek gibi iğrenç bir noktaya istemediğimiz, yani duyduğumuzda bile yüzümüzü buruşturduğumuz, Rabbimizin razı olmayacağı bir hale getiriyoruz. Rabbimiz bu konuda gönül uyanıklığı cümlemize lütfeylesin inşallah. Evet, bir başka özellikle dilimiz açısından sakınmamız gereken büyük günahlardan bir tanesi de kovuculuk yapmaktır. Yani söz götürüp getirmektir. Bunu da bazen bilinçli olarak, bazen bilmeden, farkında olmadan maalesef yapıyoruz. Böyle yaptığımız için de çevremizdeki insanların güvenini biz onlara güvenemiyoruz, onlar da bize güvenemiyor. Yani şöyle diyeyim, üç kişi oturuyor, efendim konuşuyoruz dördüncü bir şahıs hakkında. Diyelim aralarından bir kişi kalkıyor gidiyor, geriye kalan iki kişi o kalkıp gidenin aleyhinde konuşuyor. Şimdi iki kişi kaldılar, bir kişi de gidecek şimdi düşünüyor. Ya ben de kalksam bu adam benim de hakkımda arkamdan konuşacak. Böyle bir güvensizlik ortamı efendim meydana geliyor. Veya bir mecliste bir cümleyi söylüyorsunuz, yani evde bir cümleyi konuşuyorsunuz, misafirlikte bir cümleyi konuşuyorsunuz. Daha siz camiye gelmeden başka birinden duyuyorsunuz o cümleyi. Ya mübarek, yani hiç mi yemedin, hiç mi içmedin? Bu kadar içinde hiç mi bir 5 saniye 10 dakika durmadı yani? Daha oradan çıkmadan camiye gelir gelmez söylediğiniz cümleyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani Müslümanın, yani bu bir emanetse o bize söylenilen cümle, o emanete ihanet etmememiz lazım. Bu kardeşliğe zarar veren son derece çirkin bir davranıştır.
Bunu kesinlikle yapmamak, insanların arasını bozmak için, yani bak Ahmet sana böyle bir şey dedi, Mehmet sana böyle bir şey dedi. Halbuki yüce dinimiz İslam, kardeşlerin arasını bulmak için, hatta gerektiğinde böyle hani pembe diyorlar ya şimdi, yalanın hiçbirine rıza yoktur da, yani bir tarafın iki tarafı da barıştırabilmek için, ya senin hakkında böyle böyle şeyler söylüyor. Bak yalanın caiz olduğu yerlerden birisi bu. Biz bunu yapmadığımız gibi bir de tarafları birbirine düşürmek, kırdırmak, düşman etmek için laf götürüp getiriyoruz. Ama bilerek ama bilmeyerek. Bu konuda son derece dikkatli olmalıyız. Bu mesele, kovuculuk meselesi, evladı babaya, kardeşi kardeşe, eşleri birbirine efendim düşman ettirecek son derece yanlış bir adımdır. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Bu bir, tabiri caizse fitneye sebep olmaktır. Fitne. Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de iki yerde el fitnetu ekberu minel katli, bir yerde de el fitnetu eşeddu minel katli. Yani fitne adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Daha şiddetli, daha büyük bir tehlikedir. Daha şiddetli bir tehlike. Çünkü adam birisini öldürse, onun ailesinden birisi onu öldürse, o onu iki aile, üç aile, beş aile belki bu kaosun içerisine girer. Ama bir fitne çıkar, şu içerisinde yaşadığımız şehrin tamamı o fitneden dolayı ölümle burun buruna gelir. Toplumu ne yapabilir fitne? Kökünden yok edebilir. Dolayısıyla böyle bir fitneye sebep olmamak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. İki tane kabrin yanından geçiyordu Efendimiz Aleyhisselam. Buyurdular ki bu mezarlarda yatanlar azap görüyorlar. Hem de kendilerine azap görmeleri büyük bir şey için değildir buyurdu. Sözüne devam ederek, evet onlar her ne kadar bunu basit görüyorlarsa da günahları büyüktür. Bak çok basit görüyoruz. Falancadan aldığımız bir lafı filancaya götürüyoruz. Bunu basit görüyor. Ya ne var bunda hocam? Bir cümle yani. Söyledin uçtu gitti. Öyle değil işte. Biri idrardan sakınmaz, iyice temizlenmezdi. Diğeri de kovuculuk ederdi. Yani insanlar arasında laf götürür getirirdi. Bak hadis-i şerifte Efendimiz ne buyurdular? Sallallahu aleyhi ve sellem. La yedhulul cennete nemmamun. Laf taşıyan, laf götürüp getiren kimse cennete giremez. İmza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi şimdi birisinin lafını birisine götürelim. Cennete girmeyen insan, giremeyecek insan, cemalullahı göremeyecek demektir. Ne kadar tehlikeli işlerle uğraşıyoruz. Ashabımdan hiçbiri diğeri hakkında hoşlanmayacağım bir şeyi bana ulaştırmasın. Yani bu bize de zaman zaman yapılıyor. Hocam falanca birisi var ya, ya seninle ilgili şöyle şöyle bir şey söylüyor. İyi de bana niye söylüyorsun bunu? Eğer benim dostumsan, öyle mi? Eğer benim kardeşimsen, orada benim bir hakkım, hukukum çiğneniyorsa orada karşı dur kardeşim. Yok böyle bir şeydi. Yapacaksan delikanlılığı orada yap. Bu lafı bana niye getiriyorsun? Belki arada bir muhabbet varsa o muhabbeti de efendim beş kuruşluk bir muhabbetsizlik haline çevirir. Bu fitne değil mi yani? Böyle yapmamak lazım. Çünkü ben hepinize salim bir kalp ile, sevgi dolu bir gönül ile çıkmayı isterim. Yani buraya bir ilim adamı, bir efendim alim, bir hoca efendi, bir büyüğümüz geldiği zaman ona gelip de yani falanca sana böyle diyor, filanca böyle diyor deyip insanın kalbini, gönlünü o kişiye veya bir kesime karşı kötü duygu ve düşüncelerle ne yapmamak lazım? Kaplatmamak lazım. Buna vesile olmamak lazım. Varsa kardeşimizin bir savunulacak hakkı, o hakkı biz savunalım. Bu ayrı mesele. Ama o cümleyi, o sözleri alıp da başka birisine, karşıdakine götürüp düşmanlığa sebep olmayalım. Bu bir yönüyle ikiyüzlülüğü de ifade ediyor. Çirkin bir sıfat olarak ikiyüzlülüğü de ifade ediyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam, şüphesiz insanların en kötü olanları da ikiyüzlü kimselerdir ki birine bir yüzle, diğerine başka bir yüzle gelirler. Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Kalem suresinin 10 ve 11. ayet-i kerimelerinde ayıp araştıran, kovuculukla söz gezdiren kimseye ilgi duyma. Yani onunla ilişkini kes. Baktın ki adam başka birinin sözünü getiriyor, senin sözünü başka birine götürüyor. Veya
ayıp araştırıyor. Yani bu hocanın ayağına nasıl bir çelme takayım? Bu Hacı abiyi nasıl perişan edeyim millet içerisinde? Böyle bir kimse varsa o kimseyle kardeşim ilişkini şöyle tut. Estağfirullah. Ve izâ khâtabahumul cahilûne kâlû selâmâ. Müminlerin, olgun müminlerin özelliklerinden birisi bu. Cahillerle karşılaştığı zaman ne yapar? Kâlû selâmâ. Selamun aleyküm. Nasılsın Hacı abi? Nasılsın hocam? Yani baktın hoca efendi de bu hatayı yapıyor. Ayıp araştırıyor. Falancanın lafını sözünü götürüp getirmeye çalışıyor. O zaman selamun aleyküm. Allah işinizi rast getirsin. Yani yapacak başka bir şey yok. Ne yapalım? Yapamıyorsunuz. Dövemiyorsunuz. Başka bir şey yapamıyorsunuz. O zaman selamun aleyküm. Aleyküm selam. İlişkileri belli bir noktada tutmak gerekiyor. Evet. Bir başka günah da değerli kardeşlerim suizan etmek. Yani sürekli başkalarını kötü görmek. Yüce Mevlamız ayet-i kerimede İsra suresinde Estağfirullah ve la takfu ma leyse leke bihi ilm hakkında bir bilgin, bir ilmin olmadığı şeyin ardına düşme. Yani herkesi potansiyel kötü, herkesi potansiyel suçlu, herkesi benim aleyhimde birisi gibi düşünmek bu ayet-i kerimeye göre psikolojik bir haldir. Böyle bir insanın tedavi olması lazım. Yani herkesi iyi görmemiz yanlış, herkesi kötü, potansiyel suçlu görmemiz de psikolojik bir haldir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kefe bil mer'i keziben en yuhaddise bi kulli ma semi'a, işittiği her şeyi insanın karşı tarafa konuşması yalan olarak kişiye yeter. Ondan bunu duydum, bundan onu duydum, her duyduğumu konuşayım, söyleyeyim. O yalan, bu yalan maalesef bizi efendim başkaları hakkında sürekli kötü düşünmeye sevk eder. Efendimiz Aleyhisselam bizi uyarmışlar. İyyâkum ve zann فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْزَبُ الْحَد۪يثِ Zandan sakınmak size yakışır. Vazife olarak düşen nedir? Suizan etmemektir. Yani falanca böyle yapmıştı, filanca böyle yapmıştı, benim aleyhimeydi. Efendim, muhtemel ki yaptığı şu hareketi bu sebepten dolayı yaptığı gibi zandan kaçının. Çünkü zan sözün en yalan olanıdır. Çünkü öyle bir şey söylemiş mi, yapmış mı, ortada hiçbir şey yokken suizanla efendim kardeşlerimizin aleyhinde olmak bizim için bu derece tehlikeli. Ayet-i kerimede zaten Yüce Mevlamız Estağfirullah ya yuhellezine amenu ictenibu kesiran minazzanni zannın çoğundan sakın. Neden? İnne ba'dazzanni ismun. Çünkü zannın bir kısmı nedir? Günahtır. Zan üzere hüküm bina edemeyiz. Zan üzere fetva veremeyiz. Zan üzere amel edemeyiz. Bizim için gerekli olan nedir? Kesin bir bilgiye ulaşma. Kesin bilgiye ulaştıktan sonra atacağımız adımları ona göre atarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanların ayıplarını araştırmayın. Her kim Müslümanların ayıplarını araştırırsa Allah-u Teala da onun ayıbını takip ederek evinin içinde de olsa onu rezil rüsva eder. Haydi bakalım. Şimdi kardeşimizin ayıbını araştıralım. Namazdayken başı açıktı. Namazdayken çorabı yoktu. Abdestini tam almadı. Alırken suyu israf etti. Orada şunu konuştu. Burada bunu dedi. Sürekli bir ayıp araştırma. Sürekli bir eksi taraftan bakma. Sürekli kendimizi mükemmel görme. Karşımızdakini basitleştirme. Aşağı görme. Kimin ne olduğunu bilebilir miyiz? Diyor ya şair. Nice garip viraneler var ki. Nice garip viraneler var ki. İçerisinde nice hazineleri beslerler veya dışarıdan bakıyorsunuz hiç selam verilecek, oturulacak, yüzüne bakılacak bir yer değil. Ama onun içerisinde öyle hazineler olabilir ki senin evini de, benim evimi de, şu cemaatimizin hepsinin evini de alacak hazineler olur. O yüzden kimseyi aşağı görmeden kendimizi daha çok sorguya çekerek yaşam şeklimizi, mantığımızı böyle geliştirmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz sakın Allah-u Teala'ya hüsnü zan etmeden ölmesin buyurmuşlar. Bizim için bazen aldanabiliriz. Bazen maddi olarak bazı kayıplara sebep de olabilir kayıplara. Ama bu konuda biz hüsnü zan etmeye memuruz. Bu konuda İhramizade Hazretleri'nin şu sözüyle bitirelim sohbetimizi. Şöyle dermiş. Kardeşlerim biz hüsnü zanla memuruz. Hüsnü zan
velayettir, suizan cinayettir. Yani bize düşen görev nedir? Bize düşen görev ne kadar kardeşlerimiz aleyhimizde olursa olsun hüsnü zan beslemektir. İyi duygularla insanlara yaklaşmaktır. Hüsnü zan velayettir. Cenab-ı Hakk'a dostluk için, dostluğa açılan bir kapıdır hüsnü zan etmek. Ha, suizan ise cinayettir. Amellerimizin boşa çıkmasına, kardeşlerimizle kötü olmamıza, dünya ve ahiret yolunda efendim mahcup olmamıza sebep olacak bir cinayettir. Rabbimiz böyle bir kötü hale düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة.